Türkiye'nin en köklü gençlik teşkilatı olan Anadolu Gençlik Derneği her yıl olduğu gibi bu yılda Mekke'nin fethi etkinliklerine imza attı. Mekke'nin fethinin 1385. yılı Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı. Programlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Anadolu Gençlik Derneği Mekke'nin fethinin 1385. yılı münasebetiyle yurt genelinde programlar düzenledi. Mekke'nin fethinin 1385. yılı Edirne'de düzenlenen programla kutlandı. Mekke'nin fethini anlatan sinevizyon gösteriminin ardından Makedonya Üsküp Dükkancık Camii İmam Hatibi Abdülkerim Ebibi, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Fetih Suresini okudu. Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Abdülhamit İriş yaptığı konuşmada Mekke'nin fethinin Müslümanlar için önemli bir gün olduğunu vurguladı. Hristiyanların yılbaşı şenliklerini kutlayamayız. Çünkü bizim yolumuz Allah ve Resulünün yoludur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de ve Müslim'de müşriklere muhalefet ediniz buyuruyor. Nerede muhalefet edeceğiz? Onlara benzememekte, yılbaşı kutlamaları da onların batıl inanışları gereğidir. Onun için biz yılbaşına tekabül eden günde Mekke fethedildiğinden Mekke'nin fethini kutlayacağız. Uşak'ta Mekke'nin fethinin 1385. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Anadolu Gençlik Derneği şubesince Uşak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Anadolu Gençlik Derneği Uşak Şube Başkanı Ahmet Özdemir yaptığı konuşmada Mekke'nin İslam ordusu tarafından fethiyle insanlığın karanlıktan aydınlığa kavuştuğunu söyledi. Bu gece sıkıntılı işler peşinde koştuğu bir zamanda bize merhamet etsin de vatanımızı ve milletimizi her türlü beladan muhafaza eylesin inşallah. Batman'da da Mekke'nin fethinin 1385. yılı kutlandı. Anadolu Gençlik Derneği Batman Şube Başkanı Lokman Özkan programda yaptığı konuşmada Suriye, Irak gibi ülkelerde yaşanan iç savaş ve karışıklıklara dikkati çekti. 1 Ocak 630 tarihinde fethedilen Mekke'nin yeni bir fetih yıldönümünde bir aradayız. Bizde fetihlerin arası ve en büyük Mekke'nin fethini kutluyoruz ey dostlar. Ancak fetihlerle elde edilmiş bu topraklarda 300 yıldır İslam'a, kimliğimize, değerlerimize karşı yürütülmekte olan bir kültüre bir savaş vardır. Anadolu Gençlik Derneği Antalya temsilciliğinde Mekke'nin fethinin 1385. yılı dolayısıyla Turgut Özal Spor Salonu'nda etkinlik düzenlendi. Anadolu Gençlik Derneği Antalya Şube Başkanı Turhan, burada yaptığı konuşmada Antalya'da 14, Türkiye'de 600'den fazla noktada ve Azerbaycan'la Kıbrıs'ta Mekke'nin fethi etkinlikleri düzenlendiğini söyledi. Bir tercihte bulunarak bu salona geldiğimiz için neyin tercihi, emnizin tercihiyle televizyonlarınızın başında başka işleri yapmak varken emnizin tercihiyle yılbaşı etkinliklerine, Noel etkinliklerine katılmak varken bir elinizin tersiyle iterek kılıç artığı olarak baktığınız Noel ve yılbaşı etkinliklerine katılmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim sizleri muvaffak kılsın kıymetli kardeşlerim. Şimdi kıymetli kardeşlerim, Noel meselesi, yılbaşı meselesiyle alakalı biz kimseyi düşman olarak görmüyoruz. Kimseyi hakir görmüyoruz. Bizim derdimiz bu yılbaşı etkinlikleriyle birlikte bir tane gencimizin saçının teline zarar gelmeme meselesidir. Bizim derdimiz yeryüzünün her tarafında binlerce Müslümanı ifsad eden insanların bizim de coğrafyamıza gelerek Müslüman gençlerimizi ifsad etme çalışmalarıyla alakalı bir derdimiz var. Yoksa kimsenin inancına, kimsenin bakış açısına, kimsenin duruşuna en ufak bir şekilde müdahalemiz yok. Mardin'de Mekke'nin fethinin 1385. yılını kutlayan şehirler arasındaydı. İl Müftülüğü'nün 10 yıldır sürdürdüğü zümre toplantıları kapsamında tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda Mekke'nin fethi konusu ele alındı. Amaçları taşıdığı için Mekke'nin fethi bir bahanedir, bir vesiledir.